Sevgili seyirciler, İstanbul'dan Vapurda Çay Simi Sohbet'ten herkese selamlar, sevgiler. Biraz sonra iki kıta arasında Çay Simi Sohbeti bir şehir ozanı, bir gönül adamı, efendim şarkıları sözleri sonbaharda iyi gider dediğimiz sevgili Vedat Sakman'la Vapurda Çay Simi Sohbet yapacağız. Efendim dalga dalga gülümsemelerle Vapurda Çay Simi Sohbet biraz sonra başlıyor. Tut şunun ucunu götürelim abi. Tut şunun ucunu götürelim abi. Ne olur ne olmaz düşünelim abi. Ne olur ne olmaz düşünelim abi. Megaloman olma, 12'de durma, vuran olur. Kuş gibi uçma, kanadını açma, kıran olur. Sakın ha. İnsanlarla böyle gerçek anlamda o bağları kurmanıza vesile olan şey neydi? İnsanlar değil, doğa, hatta bitkiler bile sizin sevginizi algılayabilirler. Vapurdan araba indiğini, kamyon indiğini çok gördük de böyle tekneler iniyor. Tabii yaz bitiyor demek oluyor herhalde. Limana mı çekiliyorlar? Nereye çekiliyorlar? Beyefendi kendisini gördüm. Hoş geldiniz. Gitarıyla geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de heyecanlıyız efendim. Sizinle olduğumuz için sevgili Vedat Sakman'la buluştuk. Aslında hepimiz farklı kabukların altında aynı özüz, değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Aynı dili konuşuyoruz. Aynı şarkıları dinliyoruz. Uzun zaman olmuş muydu vapura binmeyeli? Buraya evet, çok uzun zaman oldu. Artık araç da kullanmadığım için aslında bazen burayı tercih ediyor insanlar. Doğru da yapıyorlar bu arabalı vapuru ama artık araç kullanmıyorum, bıraktım o işi bu trafikte. Araç artık yok, aracım yok. O da güzel. Zaten araç olunca da gitarı koy, çıkar zor. Sırtı alıp yürümek en güzel. Öyle alıp yürüyüp toplu taşıma. Evet, yine size öyle yapalım. Yürüyelim, binelim. Yürüyelim. Doğru. Efendim, Galatasaray isimli arabalı vapurdayız. Bu size ne hissettiriyor? Ben Galatasaraylıyım zaten. İyi hissettirdi şu anda bana da. İyi geldi. Sirenler çalmaya başladı. Çan da çalıyor. Efendim, denizin üstünde seferi bir haldeyiz sevgili değerli büyüğümün çayına şekeri attım. Evet. Şekeri rica etti. İstanbul Deniz Otobüsleri'nde İDO'da iki yak arasında sohbetteyiz. Vedat Sakman'la birlikteyiz. Bugün şanslı yolcumuz Merve Hanım. Instagram'dan bize ulaştı. O da sohbetimize eşlik edecek. Gerçekten pozitif enerji yayan bir isim. Mütevazi, alçak gönlü bir isim. Ben kendisi için biraz önceki anonsta şehir ozanı dedim. Yanlış olmaz herhalde. Teşekkür ederim. Bu bir iltifat benim için. Bir de cool adam diyecektim. Cool adam olabilir. Evet. Cool adam. Efendim şapkayı çıkardık. Sohbete başlıyoruz. Şimdi insanın hayattaki bu bütün zenginliklerin temelinde de olan şey aslında yaşam enerjisi herhalde. Değil mi? Tabii ki. Yani. Tabii ki. Bu yaşam enerjisini de veren aslında en önemli şey de bu enerjiyi veren sanat tabii ki. Sanatın her dalı. Kesinlikle. Bugünkü sohbetimizde sevgili Seda Hanım, Koray Bey ve Zafer Bey de bize eşlik ediyor. Şimdi tabii iki gitar, bir buzuki. Siz de hoş geldiniz. Bugün hep birlikte olacağız. Şimdi geçen bir büyüğümle birlikte sohbet ediyorum. Dedi ki, yani sakin bir ortamdaydık, biraz kalabalıktan uzak. İnsanın hayatında az insan olmalı dedi. Çok insandan kaç dedi. Yani bu... Yani hani duruma göre değişir. Bizim işimizi, yani bu işi yapan insanların böyle bir lüksü yok zaten. Yani şimdi şu anda sizin de yok. Doğru. Siz şu anda şu kameraların arkasında belki 1 milyon insan sizin hayatınızda var. Nasıl izole olacaksınız? Yani? O ayrı bir durum değil mi? Hem de böyle soru cevap her şeyinizi anlatıyorsunuz yani. Ya da bir kitaba söz konusu olursanız. Ki bir müzisyen adlı kitap çıktı benim hayatımı anlatan, yaşamımla ilgili ve yakın tarihi de anlatan bir kitap. Şimdi yani oradaki bütün ne yaşadıysam her şeyi okuyabilir insanlar. Nasıl uzaklaşacaksınız ki? Biraz doğayla iç içe kalma anlamında. Anlamında söyledim. Değil mi? Tabii o ayrı bir konu tabii. Yani doğayla iç içe olmak için insandan uzaklaşmak da gerekmez demek istedim. Ama söyleyen kişi de normal bir hayatta... Evet, böyle bir tercih yapabilir insanlar. Doğru. Katılıyorum yani. O söze de katılıyorum. Katılıyorsunuz. Efendim, Merve Hanım bize eşlik ediyor. Sen ne yapıyorsun? Nerelisin? Mardinliyim ben. Aha. 18 yaşındayım. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Çok güzel.
iletişim bölümü istiyorum ben de. İnşallah. İnşallah. Şu an İstanbul'da yaşıyorsun. Evet, şu an İstanbul'da yaşıyorum ben. Üniversite sınavlarına hazırlık aşaması. Hazırlık aşamasındayım şu an. Şu Mardin'e bir gidemedik ya, ona ya böyle bakıyorum sana. O değil mi? Işığı çok güzel olan çok şeylere güzel gidemedik bir türlü. Siz İnşallah Konya doğumlusunuz. Evet, Konya doğumlu. Aslında lise... Kayseri doğumluyum ama Konya kütüğüm. İki yaka arasında bir tercih yapacak olursanız aşkınız hangisine daha ağır basıyor? İki tarafı da ben seviyorum. Çünkü iki tarafta da neredeyse eşit yaşadım. Ama tabii Avrupa yakası ve de işte buranın tarihi dokusu biraz belki ağır basabilir. Evet, o anlamda gerçekten dünyanın önemli. Şu anda da geçiyoruz işte Topkapı mesela. Çok değerli ve önemli bir merkez. Kesinlikle. Ne biçim bir tarih yani. Arkasında işte Ayasofya, işte Sultanahmet. Bunlara girdiğiniz zaman eyvah yani, değil mi? Cenevizlilere falan da gidiyor. Galata'ya doğru çıkarsak. Daha ne diyebiliriz ki? Büyük kesin mutluluk bu şehirde yaşamak. Doğru. Vapurda daha önce birlikte çaldınız mı? Vapurda ben bile ilk defa çalacağım. Ha, yok, çaldım vapurda. Nerede? Askerliğimi yaptım. 74 senesiydi bu. Tatvan'da. Tatvan'da bir feribot vardı. Neresi? Aynen böyle. Tatvan. Tatvan. Tatvan'da. Van, Van Tatvan'da. Feribot vardır işte. Tatvan'dan alır Van'a treni geçirir orada da. Araba değil de. Orada çaldık tabii çok. Bir de oranın sineği vardır böyle. Bulut üstünde, üstünüzde. Onu hatırlıyorum. Çalarken üstümde bir sinek bulutuyla. Çok küçük. Çaldık tabii. Burada da çalalım mı? Çalalım. Değil mi? Sesinizi dinlemeyi çok isteriz yani. Harika müzisyenler eşliğinde efendim vapurda çay simit sohbette Vedat Sakman diyoruz. Şimdi yeni albümümüzden bir şarkı çalalım. Bu da tamam. İnci Hanım'a da buradan İnci Razaki'ye de teşekkürlerimizi, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sözümüz iyi. Benim olan bir şarkı, adı da İnanma. İnanma. Uzanıp bir gün uzaklara, eski günlere, anılara döneriz dersem inanma. Bir hasretli gün kadar yakında olsam yanına gelirim dersem inanma. Özledim, çok özledim, özledim, çok özledim desem de dönerim sanma. Özledim, çok özledim, özledim, çok özledim desem de dönerim sanma. Ama sevgili Vedat Bey, şimdi o kadar özleyip de dönmemek olmaz ya. Yani. Sonunda da zaten dönerim diyor, değil mi? En sonunda zaten şarkı bütününde iç sesi belli. Çaylar tazeleniyor. Efendim galiba. Çaylara teşekkür ederiz. Pınar'a teşekkür ederiz. Bir şekerli alıyoruz. Şekerli burada. Hangisi? Teşekkür ederiz efendim. Şimdi bu çay gelince o şey, babam geldi. Babam benim Orta Anadolu folklorunun kaynak kişisidir, Mazhar Sakman. Aynı zamanda saatçiydi. Babamın yanında da bir ara çıraklık yaptım. Şimdi Konya'da çaycı çocuk çayı getirir. Böyle çayı yoklar. Git bakayım, bu götür bunu, sıcak getir çayı der. Gönder. Ben de dikkatimi çekti. Çayı da soğutarak içer. Biraz önce benim soğuk çay. Baba dedim ya, hem böyle hem dedim böyle soğutuyorsun hem de olsun diyor. O işini yapsın diyor. Ben soğuturum soğutmam diyor. Güzel bir ders. O da güzelmiş. İnsanlarla böyle gerçek anlamda o bağları kurmanıza vesile olan şey neydi?
Sevgi tabii ki. Tek kelimeyle sevgidir. Her şeyle. Gerçek bağlar sevgiyle kurulur. Tabii. Sonunda sevgi kazanır diye şarkımız da var zaten. Sadece insanlar değil, doğa hatta bitkiler bile sizin sevginizi algılayabilirler. Samimi olup olmadığınız, samimi olmak da burada çok önemli bir nokta. Gerçekçi olmak, samimi olmak. Hemen hissedilir çünkü. Olup olmadığı. Doğru. Ne kadar böyle şey görünseniz de değil mi? Hayatınızda yok mudur? Bir bakarız ya adam çok hoş görünüyor ama hay Allah bir şey var öyle. Bir şey var deriz. Bir şey var. Bir şey, ya. Eksik şey olan bir şey. Evet eksik deriz, olan o. Eksik sevgi olmaz. Olmaz. Sevgili Merve'nin size bir sorusu olabilir diye düşünüyorum olabilir, ben. Olabilir. Var mı? Size sorulmasını istediğiniz ama daha önce hiç sorulmayan bir soru var mı? Vallahi hiç çok düşünmedim. Bunu düşüneceğim. Şu anda da bulamam herhalde. Hay Allah bana niye bunu sormuyorlar diye değil mi? Hayatta insan seçim yaparken birçok şeyi kafasından geçiriyor. O seçimin sonucunun ne olacağını veya belki de o seçim sonrasında bunun kime faydalı olacağını düşünebilir. Siz seçimleri yaparken neye göre düşündünüz? Hayatta dikkatli olmaya çalışıyoruz. Bir söz, sarf edeceğimiz bir söz sizin için önemi yok diye söylersiniz ama bir başka insanın hayatını yıkabilir. Şiir yazıp işte şarkı yapıyorsanız yani bu şarkıyı 7 yaşında bir çocuk da dinleyecek, 70 yaşında bir insan da dinleyecek diye bir sorumluluk içinde olmanız gerekiyor. Yani anlatacağınız şeyin ben özgürüm istediğimi söylerim gibi bir şey yoktur. Yani zaten bu işin önemli bir de disiplini var. Hayatın da disiplini var. Toplum içinde yaşamayı bilmek, insanları neyi kırıp neyi kırmayacağını ve de artı neye kırılıp neyi kırılıp kırılmayacağınızın da dengesini tutmak zorundayız. Yaşamak o kadar kolay bir mevzu değil aslında ya. İşte şurada doğuyoruz, burada ölüyoruz ama buraya bakmak lazım. Ne diyor Ömer Hayyam'ın vardır sözü. Biz de çocuktuk. Bir şeyler öğrendik, eğlendik, şu oldu, bu oldu. Ama bulut gibi geldik, yel gibi geçtik. Hayat böyle bir şey yani. Herkes çocuktu. Biz de çocuktuk. Şarkılarınızın içinde de Ömer Hayyam'ın o bir Ömer Hayyam müzikalimiz var. Onu hayata geçireceğiz önümüzdeki zamanlarda inşallah. Yolcu konuklarımızın sorusu varsa verelim mikrofon bu tarafta. Evet Vedat Hocam'la birlikte olmak çok mutlu bir teşekkür olay. Teşekkür ederiz ben. Şeref Ömer vermemiz. Bey'e de teşekkür ederim davetinden dolayı. Çok mutluyum. Eşim en çok Dağ Çiçeği diye bir şarkı Meltem Aksu eşim. Hangi şarkı be? Dağ Çiçeği. Dağ Çiçeği. Fakat onda bir ikilem gördüm sanki. Sanki böyle kızgın bir durum var. Bir de seviyor gibi bir durum var. Onunla ilgili biraz açıklama yapabilir misiniz? Dağ Çiçeği'nin öyküsü bir kayanın üzerinde bir o kayanın içinden çıkmış küçücük bir çiçek gördüm. Ulaşılamayan bir yerde. Ve o kadar güzeldi ki aracımı durdurup ona baktım ve bir söz verdim. Senin için bir şarkı yapacağım ben dedim. Çok güzel. Tamamen bu kadar basit ve şeydir. Hocam, çok güzel. Bazen kızıyorsunuz şarkıda. Bazen sonlara doğru ne güzelsin diye söylüyorsunuz. Bunu işte, çok merak ettim. Tabii doğanın içinde de bu yok mudur? Yok bazen doğru. Kızarız, bazen neşeliz. İşte dağları vurdu. Bazen rüzgarlar eser, fırtınalar gibi olur tabii. Vapurda Çaysim'in sohbete devam ediyoruz. Siz bir ağaç olsanız ne olurdunuz? Ne olurdum acaba? Ay canına enteresan bir soru ya. Zeytin ağacı olmak zeytin isterdim ağacı, ya. Ben de çok severim. Vallahi. Ama yani sonuçta hayat gibi aslında bazen fırtınalı bir ortamda çatlayan, zarar gören bir meşe ağacı veya işte o fırtına anında hafif eğilen ama hayatına devam eden bir saz mesela. Evet. Değil mi? Tabii tabii. Ki enstrüman da oradan çıkmış. Çıkmış. Keşke onu diyeydim bak. Değil mi? En ilkel enstrüman o. Rüzgar esmiş o sazdan bir ses çıkmış. İşte o ses ilk insanın da ilgisini çekmiş o ses. Sizlerin sorusu var mı? Hanımefendinin sorusu var galiba. O tarafa uzatabiliriz. Yolcularımızın sorularıyla daha da renkli efendim vapurda Çaysim sohbet. Efendim arkamızı döndük ama kusura bakmayın size. Böyle yıllardan beri istiyordum görmeyi, dinlemeyi. Ay, fırsat olmamıştı bir takım mekanlarda oluyordu. Demek buluşmak buraya kısmet. Evet öyleymiş. Tamam. Gece 1:30'da gördüm ve hemen ben şey sormak istiyorum.
dizi müzikleri falan da yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Tabii, İkinci Bahar'ınkini kesin İkinci biliyorum Bahar da var, başkalarını evet. Atladım mı onu da bilemem. Vardı evet, Kurşun bu Kalem. Bu dizi müzikleri nasıl oluşuyor? Senaryoyu okuyorsunuz oradan mı? Yoksa onlar mı sizin müziğinize göre şey yapıyorlar, ayarlıyorlar? Güzel. Hanımefendi bu arada dizi izlemeye devam değil mi? E tabii, emekli olunca yapacak bir müzik dinliyoruz. Güzel i̇şte bir sevdiğimiz... soru. Güzel bir soru. Şimdi teşekkür bu soru tabii efendiye. Güzel bir soru. Çünkü neden? Çünkü bu bir şey, soru işareti herkesin kafasında. Kitap şunu söyler, yani iletişim fakültelerinde. Bir müzik yapılan filme ya da diziye yapılan müzik hiçbir zaman onun önüne geçmemeli. Geçerse iyi bir, başarılı bir iş olmuş olmuyor. Diziye veya filme hizmet eden, altını destekleyen bir unsurdur. Müzik. Bir kere bu kuraldan yola çıkılması gerekiyor. Bunun için ne gerekir? Tabii ki önce senaryoyu okuyup, senaryonun öyle yerleri var ki bunları biz biliyoruz tabii profesyonel olarak, tecrübe olarak. Şuraya şöyle bir müzik olmalı, oraya kaç saniye olmalı, bir de zaman çok önemli. Şuna dikkat ediniz lütfen diziyi izlerken, sürekli arkada bir müzik duyuyorsanız o dizide bir zayıflık vardır, müzikle kurtarmaya çalışıyorlardır. Müziğin çok önemli noktalarda ve de az yerlerde etkili olduğu diziler kalitesi güzeldir. Mesela bazı çalışmalar da var gibi Jaws filmi mesela müzik üzerine kurulmuştur o film. Bir tek de örneği odur galiba. Başlar müzik filmin başından sonuna kadar bir hep o tempoyu Jaws'ı vererek değil mi? Ama o özellikle öyle yapılmış bir filmdir. O gerginliği, o şeyi öyle veriyor. Müzikle veriyor arkasında. Bazen hayatın içinde kendi fikirlerimizi çok önemsediğimizden o kendi fikirlerimizi savunmak adına da bir zaman harcıyoruz değil mi? Siz bundan vazgeçtiniz mi? Ben bunu böyle düşünüyorum. Bu doğrudur. Hayır, öyle bir şey yok. Asla tabii yani. Peki problemler çıktığı zaman hani genç birine problemler ağır gelebilir. Ama yaş ilerledikçe, tecrübe arttıkça her problemin içinden de bir fırsat tohumu bulabilmek mümkün olabilir. Tecrübe. Tecrübe değil mi? Yalnız şunu söyleyebilirim. Sorun varsa çözüm de vardır. Efendim? Neler nasıl söyleyebilirim değil mi? Burada beraber olmak çok biraz güzel. Sonra sizin de bir şarkınızı dinlemek isteriz. Tamam. Memnuniyetle. Burada olmak çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Evet, biz çok mutlu olduk. Ustamızın yanı başında olmak her zaman çok güzel. İnsan kendini iyi ve güvende hissediyor. Ustalık tam olarak ne demektir onu da aslında anlamış oluyorum sayesinde. Çok bu teşekkür, arada tabii çok saygı, çok sevgi. Diyerken Seda da çok güzel şarkılar yapmaya başladı. Biz çok beğeniyoruz. Hatta bir tanesini bize söylese burada seviniriz. Eminim ki çok seveceksiniz. Güzel sesinden çok mutlu tabii oluruz. Ki. Bu arada yani, yollarda hep gitar mı vardı? Ooo, bu gitarın macerası çoktur. Bunun üzerine hatta şarkı da yapıldı. Bizim Çağrı Çetinsel kardeşimiz var, müzisyen. O Kırmızı Gitar diye bir şarkı da yaptı. Gurur duyuyor kendisiyle. Yani vazgeçemediğimiz bir yoldaş, yol dostu. Bu benimle kavgaya bile girdi bu arkasında. İyi sağa çıkmış. Tabii çıktı. Onun için buna bir şey olmaz. Hani sordun ya gitarı taşıtıyor musun diye. Ay gitarı taşıtmam. Neden taşıtmam? Ya adamın gitarını taşıtıyor derler. Ama gitarımı hiç sakınmam. Çalabilirsin. Herkes çalabilir. Bu sevinir de zaten. Değil mi? Doğru. Efendim. Evet. Ne güzeldi sana bağlanan gecelerde, sokak aralarında. Bırakmadın elimi, kalbimde seni bırakmaz, kovulmaz sabahlardan. Çünkü ben seni bana, beni kalbime, kapıyı üstüme bir daha kilitledim. Hüzün doğru, sebep kabahat, İçimde duran ne varsa söyledim. Seni bana, beni kalbime, kapıyı üstüme bir daha kilitledim.
kapat. İçimde duran ne varsa söyledim. Şarkı çalıyoruz sahnede. Buraya da taşıyalım dedik yani. Çok güzel. Dans edilir ama. Evet. Teşekkür ediyoruz Seda Hanım. Güzel sesiniz. O dupduru yumuşacık sesinizle gerçekten dans etmek geldi içimden. Ama bu şarkıyla da dans edilir. Üst üste defalarca söyleyin, defalarca o dans tamamlanır. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim ses tonlarında gerçekten bir sakinlik söz konusu. Değil mi? O nereden geliyor? Bu yani değil evet. Mi hani iç huzurdan yani. Yani değil mi? Hani tabii yani iç huzur çok önemli. Temelde edebiyatta da bu vardır. Yani bir sürü şey anlatmak istersiniz, anlatırsınız ama en temizi at en azda özde. En özde neyi anlatabiliyorsanız en doğrusu odur. Müzikte de aynı şey. Bir sürü şey çalabiliriz, bir sürü şey yapabiliriz. Onu koyarız, bunu koyarız, şey yaparız ama eğer o bir şarkı hiç enstrümansız söylendiği zaman şarkıysa şarkıdır o. Oradan yola çıkmak. Hikaye anlatır gibi bir hal alması da. Yüreği titretiyorsa, bir hikayesi varsa, anlatıyorsa. Efendim, vapurda çalıştığımız sohbette yolcu konuklarımızın yine sorusu var. Sevgili Vedat Bey'e, hanımefendiye verdik mikrofonu. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. İzmir'den geldim. Burada olmaktan ve bu programda bulunmaktan çok keyif alıyorum. Özellikle Vedat Bey'i dinlemeyi çok seviyorum. Eski bir İzmirli olarak size sorayım. Davul artık hiç mi çalmıyorsunuz? Ya davul çalmıyorum değil. Davul var. Zaman zaman çalıyorum. Artık yaşam uzadı. Şey oğlum, gitarı satıp kentten kaçalım. Kaçalım. Durum var mı? Şarkılarda oluyor. Şarkılarda oluyor ama. İstesen de olmuyor. Değil mi? Doğru. Efendim yolcu konuklarımıza yine söz verelim. Hanımefendiye verelim mikrofonu. Uzaklardan gelmiş, kendisini tanımak isteriz. Memnun olduk. Selam. Merhaba, ben Ferda. Merhaba. Dün akşam Hollanda'dan yola çıktım. Sabah indim ve buradayım şu anda. Aa ne güzel. Ve burada hoş geldin. Olmaktan çok mutluyum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Mesela söz yazıyorsunuz ama en çok hangi duyguyla yazdığınız zaman daha verimli şeyler ortaya çıkıyor? Üzgün olduğunuzda mı, mutlu olduğunuzda mı ya da? Yani bizler aslında editörüz. Konuyu açan insanlarız. Sadece kendi yaşamımızı anlatmıyoruz. Gözlemlediğimiz hayatlar var. O hayatların trajedilerini, neşelerini anlatmaya çalışıyoruz. Zaten öbür türlü çok kısıtlı ve dar bir alanda kalır insan. Eğer iyi bir gözlem olursa tabii oradaki ki, titretme tabii. De doğru olmuş. doğru. Nasıl İstanbul'da olmak? Amsterdam'da mı yaşıyorsunuz? Evet, ben Hollanda'da yaşıyorum. Çok mutluyum. Soğuktu. Burası gayet sıcak. Burada olmaktan da kat kat mutluyum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bütün bu şarkılarda geçen işte duygular, ilişkiler ama hayattaki tüm ilişkiler aslında yani bizim içinde bulunduğumuz tüm ilişkiler aslında bizim sanki kendimizle olan ilişkimizin bir yansıması gibi. Tabii İnsanın ki. Kendisiyle olan ilişkisinin bir yansıması. Evet, bir aynaya bakmak gibi değil mi? Evet. Yani işte dediğim gibi hayattaki repet şeyler. İşte her gün uyuyoruz, kalkıyoruz, uyanıyoruz, kahvaltı ediyoruz, işimize gidiyoruz. Çok fazla tekrarı olan şeyler. Bunların içindeki belki fazla tekrar olmasının yarattığı bizde bunalımlar tabii ki oluyor. Bunu nerede? Ya güzel bir
doğa gezisi yapmak. Kendine bazen bir ödün vermeli insan böyle şeyleri. Ne bileyim. Merve Hanım'ın sorusu var efendim. Benim sorumu saymadınız galiba. Yok, verdik cevabı. Hayatınızda dönüm noktası olarak adlandıracağınız bir anınız var mı? Neler değişti hayatınızda? Bir de ben Merve Hanım'a sormak istiyorum. Saçları kendiniz mi yaptınız? Sabah erken saatlerde çekim yaptığımız için. Kendim yaptım. Kendim yaptım. Tebrik ederim. Vallahi değil mi? Evet, kendim yaptım. Kırılma noktaları bir değil ki. Halen de var. Unutmak istediğiniz şeyler de var hayatınızda. Trajediler var. O trajedileri hiç beyin bir kenara atıyor. Hep iyi şeyleri hatırlıyor. Ama şimdi bu kitap yapılırken oralara girip oraları anlatmaya başladığım zaman hatta bazen gözyaşlar içinde kaldım. O yüzden kitabı okursanız orada çok kırılma noktası göreceksiniz. Hayatıma da şaşırabilirsiniz. Evet, pek kolay bir hayat olmadı çünkü. Peki insan hani deprem konusunu çok konuştuk ya son zamanlarda. Bazen fay hatlarının işte çok şiddetli olmadan kırılıyor olması aslında büyük bir kırılmaya etkiler. Bazen tutmamak aslında insanın da aslında özünde o var. Bazen çoğu insan aslında tutar tutar patlar ya. Evet. Değil mi? Evet. Hakikaten bazen bir şey olduğu zaman o anda söylemek de lazım. O da tabii lazım ama hep de öyle olamıyor. Olamıyor. Tabii. Tabii. Evet, evet. Bir şarkı daha hakkımız var mı? Hay hay tabii ki. Ne demek? Şarkılar yıldızlara karıştı, yıldızlar şiirdiler. Şiirler umutlara karıştı, umutlar bizimdiler. Şarkılar yıldızlara karıştı, yıldızlar şiirdiler. Şiirler umutlara karıştı, umutlar bizimdiler. Bu gece güzel günler habercisi, bu gece her şeyin yenilendiği, birlikte bir hayatın içinde yürüyoruz olabildiğince. Şarkılar yıldızlara karıştı, yıldızlar şiirdiler. Şiirler umutlara karıştı, umutlar bizimdiler. Gece güzel günler habercisi, bu gece her şeyin yenilendiği, birlikte bir hayatın peşinde yürüyoruz olabildiğince. Şarkılar yıldızlara karıştı, yıldızlar şiirdiler. Umutlara karıştı, umutlar bizimdiler. Teşekkür ederiz. Ne güzel koca bir orkestra olduk aniden. Evet. Çok teşekkür ediyoruz tüm yolcularımıza. Efendim vapurda çay simit sohbetin yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Tut şunun ucunu götürelim abi. Yapsak mı? Evet. Çalalım mı? Çalalım. Çok güzel.
şunun ucunu götürelim abi. Tut şunun ucunu götürelim abi. Burada tabii bütün hep herkes cevabı verecek ki güzel bir final olsun değil mi? Tut şunun ucunu götürelim abi. Tut şunun ucunu götürelim abi. Ne olur ne olmaz düşünelim abi. Ne olur ne olmaz düşünelim abi. Kaygılarımın bir ayıp etme buhran olur. Kurtlara kuşlara yem etme bizi. Ayıp olur sakın ha. Gel şunu aşalım sıyıralım abi. Gel şunu aşalım sıyıralım abi. Yerlere serilip yayılalım abi. Yerlere serilip yayılalım abi. Duygularımı sakın incitme imha olur. Paralara pullara kul etme bizi. Ayıp olur sakın ha. Hocam ne iş ya, çeli çöpü derdik, şiir de yazdık, şarkı da verdik. Vahlaya vahlaya kemale erdik, adam olamadık. Pardon yani. Tut şunun ucunu götürelim abi. Ne olur ne olmaz düşünelim abi. Ne olur ne olmaz düşünelim abi. Megaloman olma, 12'de durma, vuran olur. Kuş gibi uçma, kanadını açma, kıran olur. Sakın ha. Hocam ne iş ya, çeli çöpü derdik. Talkını aldık, salkımı verdik. Ahlaya vahlaya bugünlere geldik. Yarın amadık. Pes yani. Şöyle döşüne döşüne vuracağım biliyor musun? Tut şunun ucunu götürelim abi. Tut şunun ucunu götürelim abi. Ne olur ne olmaz düşünelim abi. Ne olur ne olmaz düşünelim abi. Gel şunu aşalım sıyıralım abi. Gel şunu aşalım sıyıralım abi. Yerlere serilip yayılalım abi. Yerlere serilip yayılalım abi. Evlere barklara dağılalım abi. Evlere barklara dağılalım abi. Diye gidebilir mi ya? Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim. Birkaç tane, birkaç, ne diyor hanımefendi, çok güzel. Birkaç tur daha atalım. Birkaç tur daha atalım abi. Birkaç tur daha atalım abi. Kaptırdık gidiyoruz bahtımızın rüzgarına diyor. Fırtına da yok Allah'tan değilse yok. Böyle. Doğru. Çok teşekkür ediyorum tüm yolcularımıza, sizlere, Seda Hanım'a, Koray Bey'e, Zafer Bey'e eksik olmayın. Teşekkür ediyoruz. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun inşallah. Sizin de, sizin de, bizden de size gönülden temennimiz. Martılara bir simit atalım abi. Atalım, atalım abi. Diyoruz. Martılar bekliyor bizi zaten. Martlar lezzetler. Hadi. Ahmet Özhan çok başarılıydı geçen hafta. Havada yakalamıyorlar. Şeye alışmışlar. Suya düşüyor öyle alıyor. Limitle kandırıyoruz hayvanları. Yazıklar balık malık yer. Buradan buyurun. Değil mi? Bazen beğenmiyorlar zaten. Ya havada yakalayamıyorlar. Tut şunun ucunu oğlum. Tut şunun ucunu.
kamera arkasında yaşananlar, sürpriz videolar ve daha fazlası için bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.